Ama Allah'ın dostları vardır. Es-Sâbi, elâ inni evliyâ Allahi lâ havfun aleyhim ve lâ hum yahzenûn. Allah'ın dostlarından bahsediyor. Mesela bakınız, Kur'an-ı Kerim'den bir hüccet. Mesela Allah'ın dostu denince akla ne geliyor? Keramet geliyor. Nasıl ki Allah'ın Resulü denilince mucize akla geliyor. Peygamberin nesi olur? Mucizesi olur. Allah'ın dostlarının da kerametleri vardır. İşte düşününüz ki ey Müslümanlar, Neml suresinde Allah Teala buyuruyor. Süleyman Aleyhisselam'dan hikayeten, ondan bahsederek, ondan anlatarak buyuruyor ki: "Kale, Süleyman Aleyhisselam buyurdu. Ya eyyuhel mele, ey ileri gelenler. Eyyukum, hanginiz yetini bi arşiha, Belkıs'ın tahtını veya bir başka manasıyla köşkünü bana getireceksiniz. Kablen yetuni, onlar bana, Belkıs ve adamları bana varmadan, gelmeden, Müslümine teslim olucu oldukları halde bana gelmeden evvel, o Belkıs efendim Yemen'de Sebe diyarının kraliçesi efendim. Süleyman Aleyhisselam da Kudüs diyarında bulunuyor. Arada ne kadar mesafe var. Hele o günün şartlarında ulaşım imkanlarını düşündüğümüz zaman arada çok uzun zamanı alacak bir mesafe var. Şimdi Süleyman Aleyhisselam buyuruyor ki ey benim ileri gelenlerim, hanginiz Belkıs Süleyman Aleyhisselam'ın huzuruna ona doğru geliyor yolda. Süleyman Aleyhisselam diyor ki onlar bize varmadan onun tahtını bana hanginiz getirecek? Şimdi cinlerden bir ifrit diyor ki, kâle ifritun minel cinni, cinlerden bir ifrit diyor ki en âtîke bihi kable en tekûme min makâmik, yerinden kalkmadan ben onu sana getiririm. Süleyman Aleyhisselam günü ikiye bölüyor. Sabahtan öğleye kadar oturuyor bir makamda. Orada insanların davalarını hal fasl ediyor. Yani hükmediyor insanların arasında. Öğleden sonra diğer işlere bakıyor. Bu cinlerden olan ifrit diyor ki sen şu makamından öğleyin kalkacaksın. Burada öğleyin kalkmadan ben onu sana getiririm. Yani sabahla öğle arasında bir süre içinde onu sana getiririm. Süleyman Aleyhisselam bunu yeterli görmüyor. Bu sefer orada efendim kâlellezî indehû ilmun minel kitâb, yanında, kendisinde, nezdinde kitaptan ilim olan birisi. Bu kişi peygamber değil. Bu kişi yani Süleyman Aleyhisselam'ın ümmeti. Süleyman Aleyhisselam'ın elinde yetişmiş birisi. Peygamber olmadığına göre yani bunun yapacağı şey, yani harikulade şeye ne derler? Keramet diyoruz buna. Peygamberinki mucize oluyor, bunun keramet oluyor. Mevla buyuruyor ki yanında kitaptan ilim olan kişi ki ulema efendilerimiz bu adamı Asaf İbni Berhiya olarak tavsif ediyor, tarif ediyor. Şimdi o diyor ki kâlellezî indehû ilmun minel kitâbi ene âtîke bihi kable en yertedde ileyke tarfuk. Yani gözünü açıp kapamadan önce, yani gözünü diyelim ki açmışsın, kapamadan önce. Yani göz açıp kapamadan daha kısa bir süre içerisinde ben o tahtı Yemen'deki Sebe diyarından Şam'a, Kudüs'e getiririm diyor. Bugünkü teknikle bile mümkün değil bu. Yani göz açıp kapayıncaya kadar bir süre içinde onu getirmek mümkün değil. Şimdi netice ne oluyor? Ve inni aleyhi lekaviyyun emin kablen yertedde ileyke tarfuk felemma ra'ahu müstakirren indehu. Ve o adama getir diyor o tahtı. O da o anda tahtı getiriyor. Hemen o anda Süleyman Aleyhisselam o tahtı yanında hazır yerleşmiş bir şekilde görünce kâle hâdâ min fadli rabbi buyuruyor ki bu benim Rabbimin fazlındandır. Liyebluveni, beni imtihan ediyor, etmek için. Eşkuru, şükür mü yapacağım, em ekfur yoksa nankörlük mü? Bakın görüldüğü üzere harikulade bir iş yaşanıyor.
Ama haşa bir şımarma, bir böyle böbürlenme, efendim büyüklenme yok. Süleyman Aleyhisselam ne diyor? Hâzâ min fadli Rabbi. Rabbimin fazlı bu. Liyeblüveni, beni imtihan ediyor Rabbim ki eşkuru emekfur. Şükür mü yapacağım yoksa nankörlük mü yapacağım, şımarıklık mı yapacağım? İmtihandayım diyor ve devam ediyor. Şimdi burada aziz kardeşlerim, bazıları böyle afaki, böyle atmasyon, mesnetsiz konuşuyor. Efendim Allah'tan isteyeceksin, başkasından istemeyeceksin. Pekala Süleyman Aleyhisselam tahtın, Belkıs'ın tahtının getirilmesini Allah'tan istemiyor, etrafındakilerden istiyor. Bakın, eyyukum yetini bi arşiha, Belkıs'ın tahtını hanginiz getirecek bana diye etrafındakilerden istiyor. O halde isteyince Allah'tan isteyeceksin diye hadis-i şerifin ifade ettiği mana ya çarpıtılıyor ya doğru anlaşılmıyor ve de yanlış anlatılıyor. Ey müminler, hayatınızda, günlük hayatınızda eğer bu söz doğruysa, isteyince Allah'tan isteyeceksin doğruysa, hayatınızı yaşamanın imkanı var mıdır? Ekmeği fırıncıdan istiyorsun. Eti kasaptan alıyorsun. Yani Allah'tan isteyip direkt Allah-u Teala'dan aldığınız bir tane nimet gösteremezsiniz. Bütün nimetler Allah'tandır. Ama o nimetler bize Allah'ın kulları vasıtasıyla, eliyle ulaşıyor. Ey Müslümanlar! Kur'an-ı Kerim Cenab-ı Hak buyuruyor. Ve emmes sâile felâ tenher. İsteyeni azarlama diyor Cenab-ı Hak. Senden isteyeni azarlama. Halbuki bu mantığa göre isteyene ne demeli? Yani ister hani dilencilik manasında olsun, bir şey, ekmek, para isteyen olsun, isterse ilim isteyen, fetva isteyene eğer bu mantık doğru olsa o zaman ne diyeceğiz? Allah'tan iste, benden niye istiyorsun demek lazım. Halbuki Allah-u Teala ne diyor? İsteyene ver diyor. Burada da yanıltılıyoruz ve kandırılıyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. وَاِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللّٰهِ وَاِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعَنْ بِاللّٰهِ. Yardım istediğinde yalnız Allah'tan iste. Hadis-i şeriftir ama yanlış anlaşılıyor. Efendim işte Fatiha suresinin şu ayeti okunuyor. اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِينَ. Yalnız sana kulluk eder ve yalnız senden yardım isteriz. E peki iyi de biz birbirimizden yardım istemiyor muyuz? Destek olmuyor muyuz birbirimize? Yardımcı, yardımlaşma İslam'da yok mu? Müslümanın Müslümana yardım etmesi yok mu? Var. Hani ayet hadis okuyorsun, yalnız Allah'tan yardım isteyeceksin. Demek ki ayet onu demiyor. Ayeti ya anlamıyorsun ya kasıtlı olarak çarpıtıyorsun. Yapanlara söylüyorum. Burada Allah-u Teala'nın ayetinin Allah-u Alem ve hadis-i şerifin manası şudur. Sen bir kuldan yardım istediğinde ve de o kuldan o yardımı gördüğünde görünürde o kul sana yardım etmiştir. Dolayısıyla ona bir teşekkür borcun var. Ama gerçekte bileceksin ki o yardım Allah'tandır. Allah bana yardım etmiştir. Yani işin görünürü başka fakat gerçekte Allah'ın olduğu. Çünkü o sana yardım eden kul Allah'ın kulu. Sana ne yaptı? Ekmek verdi. Allah'ın buğdayından yapılmış ekmeği verdi sana. Su verdi sana. Allah-u Teala'nın efendim göğünden yağdırdığı suyu vermiş oldu. Çünkü kul sana Allah'tan geleni verir. Kul Allah'ın nimetinin, Allah'ın nimetini ey Müslümanlar bir deponun suyuna benzetelim. Bu su depodan nasıl alınır? Oluk veya musluk vasıtasıyla. Allah'ın nimeti bir kulda emanettir. Hadis-i şerifte buyuruluyor. Cenab-ı Hak bazı nimetlerini bazı kullarının nimetlerinin adeta deposu yapar ve kullarını o kuluna yönlendirir. İnsanlar giderler o kuldan nimeti alırlar. İşte bugün ihtiyacı olan insanlar, varlıklı olan, hayırsever insanlara gidiyor. Ondan istiyor mesela. Yahu şimdi zengine o serveti veren Allah-u Teala fakiri zengin yapamaz mı? Bak Cenab-ı Hak fakiri fakir bırakıyor ve fakire diyor ki git zenginden efendim alacağım var. Estağfirullah. Ve fi emvalihim zenginlerin mallarında vardır. Hakkun ma'lum bilinen belirli bir hak vardır. Yani zenginlerin borcu var.
fakirlerin alacağı var. Kimin alacağı var? Lissaili, dilenci için, vel mahrum, mahrum kimseler için. Bak sail istiyor. Kimden? Allah'tan değil, kuldan istiyor. Ama işte o kuldan o zekatı, o hayrı, o sadakayı, başka iyiliği gördüğü zaman da kula teşekkür edecek. Fakat bilecek ki nimetin hakiki sahibi Allah'tır ve Allah'a hamd edecek. Bakınız Müslümanlar, mesela Enfal suresinin 3. ayeti sayfasının başında Cenab-ı Hak buyuruyor ki فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ Habibim ve ey kullarım, müşrikleri siz öldürmediniz. Halbuki Bedir Savaşı'nda, yani belli Resulullah Efendimiz ve sahabe efendilerimiz ellerine kılıç aldılar, adamları öldürdüler. Yani öldüren onlar. Çünkü Cenab-ı Hak Celle Celaluhu başka ayeti kerimelerinde siz onları Allah'ın izniyle öldürüyordunuz, düşmanı yani, buyuruyor. Ama bu ayet-i kerimede Mevla buyuruyor ki felem taktuluhum, siz onları öldürmediniz. Velakinallaha katalehum, lakin Allah öldürdü. Sonra devamla buyuruyor ki ve ma rameyte iz rameyte, Habibim sen attığın zaman ne attı Efendimiz? Ya ok atmıştır veyahut da hani bir avuç yerden kum, çakıl, taş almış, onu düşman ordusuna doğru atmıştır. Allah-u Teala buyuruyor ki ve ma rameyte iz rameyte, Habibim hani sen attığın zaman sen atmadın buyuruyor. Bak attığın zaman atmadın. Velakinallaha rama, lakin Allah attı. Yahu Allah-u Teala attığın zaman buyuruyor. Hani sen attın ya Habibim, sen atınca sen atmış olmadın, Allah atmış oldu. Cenab-ı Hak o zaman niye Habibine attığın zaman diye buyuruyor? Demek ki bu şudur. Evet, aldın yerden kumu, bir avuç kumu attın veya ok attın. Lakin bunu görünüşte sebepler aleminde sen yaptın. Ama gerçekte bunu Allah yapmıştır. Böyle bileceksin. Çünkü ayetlerde bu ayetin arka sayfasında başka da ayetlerde وَمَنْ نَصُّ اِلَّا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَمَنْ نَصُّ اِلَّا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ الْعَز۪يزِ الْحَك۪يمِ buyuruluyor. Yardım ancak Allah'tandır. Ne demektir bu? Şimdi o zaman dilenciye ne diyelim? Allah'tan iste. Eğer o dedikleri insanla, bazı hoca diye piyasaya çıkan insanların dediği doğru ise o zaman dilenciyi kapıdan kovmak lazım. Halbuki Cenab-ı Hak dilenciyi kovma buyuruyor. Ona ver buyuruyor. Vermeyene kızıyor Cenab-ı Hak. O zaman ayet ve hadisi doğru anlayacağız. Şimdi burada Süleyman Aleyhisselam kıssasından buraya geldik. Bakın Süleyman Aleyhisselam yani Allah'tan istemiyor. Ya Rabbi onun arşını bana getir. Zaten bu işi beşer yapamaz. Bir insan bir anda Yemen'den Kudüs'e bir tahtı ki taht yani çok ağır, altın mücevheratla işlenmiş, yapılmış bir taht, bunu getirmesine fiilen, fiziken, maddeten imkan yok. Ama böyleyken insandan bunu istiyor, Allah'tan istemiyor. Niye? Süleyman Aleyhisselam usulü biliyor, işin sırasını biliyor. Ve de o adam tahtı getiriyor. Peki bu adam bunu nasıl getiriyor? Nasıl yapıyor bunu? Hadi bakalım, Allah'ın dostu diye bir şey yok diyenler, siz de yapın böyle bir şey. Yapın siz de. İşte bu kişinin yaptığına keramet denir. Yani o ana ona Allah-u Teala'nın bir ikramıdır. Allah onu o kimseye niye ikram ediyor? Allah'ın dost düşmanı olsa Cenab-ı Hak düşmanına ikram etmez ki. Dostudur, ona ikram ediyor. Ayetten bu ve başka misaller vardır. Hadis-i şeriften de mesela bir mağaraya üç kişi geçmiş ümmetlerden sığınıyor yağmurdan dolayı veya hava şartlarından dolayı. Mağaranın yukarısından bir kaya aşağıya inip mağaranın tam ağzını kapatıyor. Adamlar kalıyor içeride. Ve o mağara taşın oradan oynatılması beşer gücüyle olmaz yani. Veya onların yapamayacağı bir şey. Oradan çıkmalarına hiç imkan yok. Fiziken, fiilen, maddeten imkan yok. Bu durumda diyorlar ki Allah'a yalvaralım ve yaptığımız bir hayırlı ameli
vesile kılarak Cenab-ı Hakk'a yalvaralım. Her biri, ben o teferruata şimdi girmiyorum, üç tanesi de yani birer amelini mevzu ederek, vesile ederek, ya Rabbi ben böyle bir iyilik yapmıştım, eğer bunu senin rızan için yaptıysam bizi buradan çıkart demiş. Birinci de kaya biraz oynamış, az bir aralık olmuş, açılmış. İkincisi de bir amelininle tevessül etmiş, bu sefer kaya biraz daha açılmış. Üçüncü de kaya biraz daha açılmış ve onlar oradan çıkıp yollarına devam etmiştir ki bu Buhari hadisidir.